Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine tasarımı Ayfer Kaya arkadaşıma ait olan Bobet'in çalışmasını yapacağım inşallah. Birlikte eşini öreceğiz. Bu şekilde açık bir renkle örmeyi tercih ettim. Net çıksın diye tüm detayları sizde net görün istedim. Şöyle aksesuar çiçeğin de yapımını anlatacağım. Bir sonraki videoda tüm detaylarıyla bu şekilde inşallah yapacağız. Şöyle ben kısaca bilgileri vereyim. İpim nakopırlant arkadaşlar. Numarası da 2250. Sık kullandığım bir ip rengi. Siparişlerimde de. Örgü tabanımı bir önceki videoda arkadaşlar bulabilirsiniz. Ben çok zaman almasın diye, çünkü taban bir sürü ekleme mont etme işleri olunca bir saat aşkın bir çekim oluyor. O yüzden hem sizi sıkmamak adına hem de benim zamanım açısından bir örgü taban merak eden yeni başlayan arkadaşlar için önceki videoda detaylı anlatımını yaptım. 37-38 numaraya uyumlu bir örgü taban sayıları. Elim benim biraz daha sık olduğu için bu 37'ye daha iyi oldu. Babette de mont ettikten sonra biraz daha topluyor kendini arkadaşlar. Onun bilgisini de vereyim. Şöyle hazır tabanı da mont edeceğiz en son. Şöyle bir tabanlığım var. 37 numara. Sonra sayılarını da size hazır taban üzerine de yapan arkadaşlarım için sayılarını da size gösteririm. Tığım da 2 numara. 1.75 milim arkadaşlar. Her detayını inşallah birlikte göstererek öreceğiz. Öncelikle örgü tabanımı şöyle alıyorum. Elime bunu ben 47 zincirle başlamıştım. Önceki videodan bakarsanız daha anlaşılır olur. Tüm babetlerde, yani tüm babetlerde kullanabileceğiniz bir taban arkadaşlar. Tam şu topuktan tepeyi buluyorum. Şöyle gelelim. Tepeyi, arka dalını örgü taban ördüğümüzde arkadan iki dalını alıyoruz ya, oradan iki dalını alıp ipimi sabitleyeceğim. Düğüm atıyorum daha sağlam olsun diye. Hemen aynı yere tığımı batırıp bir zincir çekip aynı yere sık iğne şeklinde örüyoruz. İpimizi de arkadan, aradan gizleyerek yürütüyoruz arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Tabanın düz yüzü bize bakıyor. Zaten bunu birçok arkadaşım, örgüyle arası olanlar hemen ne demek istediğimi anlıyordur. Bu ipimi de yine tekrar taban tabandan arta kalan bir şey. Bu sırayı arka dalını, iki dalını alarak devam ediyorum. Bakın arkada iplerimi gizledim. Gizleyerek sonuna kadar, tam topuğa kadar geliyoruz. Topukta başladık. Bakın tam tepede ortayı buluyoruz.
Şöyle sonuna geldim. Arka dalını alıyorum. Hemen bir zincir çekip başladığım yere başına şöyle batıyorum arkadaşlar. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Bu kez yine bu şekilde gitmiyorum, direkt düz çeviriyorum. Bir zincir çekip tam dibine batıyorum. Bakın tam dibe batarak sık iğne. Şimdi bu arkadan aldığımız iki dalı yaptığımız sık iğne sırasından ayrı 6 sıra sık iğne öreceğiz. İlkini başladım. Yani ilk tabandan, örgü tabandan sonraki şu alttan alt dalını alarak yaptığımız, arka dalını alarak yaptığımız sırayı saymıyorum. Ondan ayrı 6 sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Böyle dönerek yapacağız. Yine topuğa kadar bu şekilde örelim, devam edelim. Buralarda göstereceğim ben. Yine sonuna geldim arkadaşlar. Tabanda ilk sıra sık iğnemizi şöyle dibine de batıp bir zincir çekerek başladım. Zincir başına kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim. Şimdi yine tekrar geriye döndüm. Yani burada dümdüz gitmiyoruz arkadaşlar. Sürekli terse düze dönerek 6 sıra sık iğneyi bu şekilde örüyoruz. Yine dibine battım. Bu ikinci sıramız. Yine sıra sonuna kadar, topuk başlangıç yerine kadar devam edelim arkadaşlar. Bu sırayı da örelim. Yine sıra sonuna geldim. Şöyle son sık iğnemi yapıp kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Yine dibine sık iğne ile örerek bu sırayı da sonuna kadar devam edelim. Buraları zaten bilenler biliyor. Bu tekrar göstermemin nedeni, başlarken bitirirken bu sıraları yeni başlayanlar için yine örelim sonuna kadar. Sonuna geldim. Yine birleştirdim. Bir zincir çekip tekrardan geriye döndüm. İki dişimiz oldu. Arkadaşlar ben bir önce başlarken demiştim. Orada bir kusura bakmayın, biraz dalgınlık var. Bu başta aldığımız, arkadan aldığımız iki dalını aldığımız sık iğne sırasıyla birlikte 6 sıra olacak. Yani şu görüntü 3 diş olacak. Şurada gördüğünüz şu diş sayısı 3 diş. Onu da sayıyoruz. 6 sıra sık iğne olacak. Şimdi son 2 sıra sık iğnemiz kaldı. Yapacağız dönerek. Burada tabanımızın kenarlarını inşallah babetimizin tamamlayacağız. Ben orada arka dalından aldığımızdan ayrı 6 sıra demişim ama kusura bakmayın, özür diliyorum. Şimdi yeni fark ettim. Onunla birlikte 6 sıra olacak. Yine tekrar bir zincir çektim. Dibine sık iğne yaparak yine tekrar örüyoruz. Sıra sonuna gelene kadar. Evet. 5. sıramıza da sıra sonuna geldim. Hemen başına birleştirerek son sıramıza dönüyorum. Bu son sıramız olacak. Sık iğne de son sıramızı zaten tabanın iç tarafına
doğru gelecek size, size gelecek şekilde görüntüsü arkadaşlar. Hani aklınızda bulunsun şaşırmamak adına. Son sırasını bu şekilde dönüyoruz. Böyle 3 dişimiz olacak. Onu göstereceğim. Bitirdikten sonra topuğa kadar örelim. Evet, şimdi sonuna geldik. Son sık iğnemi yaptım. Kaydırmamı da yapıp kesiyorum. Burada ipimi şu şekilde, bakın 3 diş dediğim şu kısmı kaydırmayla birlikte arkadan aldığımız 2 dalla, 2 dal aldığımız sık iğne sırasıyla 1 2 3 4 5 6 sıra olacak. Toplamda 6 sıra. Onunla birlikte ben başta birazcık yanlış bilgi verdim. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi tabanımız ve arka kısmı da bu şekilde birleştirmesi topuk kısmına denk geliyor. Tabanımız şimdi burada hazırladık. Şimdi şuradaki topuk yükseltmeyi ben göstereceğim. Önce topuk yükseltmeyi yapıyoruz. Sonra ön modeline başlayacağız inşallah. Şimdi şöyle yine topuktan bakın arkadaşlar. Topuktan en tepeyi buluyorum. Zaten şu birleştirme yeri en tepe sayıyorsak 9 tane bu tarafa ben yaptım bunu başlarken 9 adet. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şöyle arka iki dalını alıyorum. Arkadaki tek dalını. Şu tek dalları dışarıda kalacak. Tekrar göstereyim. 9 adet sık iğne saydım. Şu içteki tek dalını alıyorum. Dışarıdaki tek dalları kalıyor. İpimi şöyle tutuyorum. 1 2 3 4 5 ipimizi de gizleyerek 6 7 8 tek dallar dışarıda kalıyor. 9 10 11 yani 9 bu tarafta 9 o tarafa olursa 18 19 adet sık iğnemiz olacak. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sayılarını siz ayarlayabilirsiniz. Fazla da bırakabilirsiniz. Bu 37 numaraya uyumlu olduğu için ben bu kadar uygun gördüm. Büyük numaralarda daha fazla 12 13 sağda ve solda bırakarak başlayabilirsiniz. Ayak numarası küçüldükçe de bu sayıları azaltabilirsiniz. Şimdi ben 19'u bulacağım. Bakın şu tek dallarını dışarıda bırakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 adet sık iğne çektim. Şimdi 4 adet kaydırma. Yine arka iç dış iç dallarından kaydırma yapıyorum. 4 adet geriye dönüyorum. Geriye döndüğümde tam dibine değil ikinciye sık iğne yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sık iğne yaparak yani kaydırmaların üzerine de sık iğnelerin üzerine de yine geriye çevirip babetimi sık iğnemi yaparak devam ediyorum.
Arkada kalan ipleri küçültüp iyice makasla çakmak yardımıyla yakabilirsiniz uçlarını arkadaşlar. Şimdi sık iğne yapıyorum. Son sık iğnemi de yaptım. Ve tekrardan bakın. Burada şimdi size göstereceğim. Şurayı iyice çekiştireyim. Şöyle şu dibine, yani başlarken sık iğne aldığım ya, başladığım zaman bu tarafa başlarken ilk battığım yerin yine aynı içine bir kaydırma yaptım. Yine iç dallarından alarak yakından göstereyim. İç dallarından alarak yine 4 adet kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde yine geriye döndüm. Hiç zincir çekmeden ikinciye sık iğne yaparak devam ediyoruz. Yine sonunu da sık iğne yaptım. Tam yani sondakine, dibine. Yine aynı şekilde bakın hemen, yani bu kez dibine batmıyorum. Hemen yanındakine 4 kaydırma yapacağım, iç dallarına batarak 4 kaydırma yapıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Şu ilmeğimizi sık tutalım ki başta bir yükselti olmasın, çıkıntı. İkinciye sık iğne yaparak devam ediyoruz. Her o tarafa sağa sola gittiğimizdeki bitim yerlerinde 4 tane kaydırmamızı yapıp dönüp ikinciye batarak sık iğne yaparak, yani kaydırmaların üzerine de sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sadece şu bitiş yerlerinde kaydırmayı, döndüğümüz yerlerde sık iğne yine yapıyoruz kaydırmaların üzerine de. Bu şekilde yine 6 sıra gideceğiz. Yani şöyle 3 diş olacak yine bu. 6 sıra gideceğiz. Sonra devam edelim. Sonuncu sıraya geldim, yine göstereceğim ben. Bakın arkadaşlar, şöyle yine kaydırma üzerlerinde de sık iğne yaparak, şu diplerdekilerinde sık iğne yapıyoruz. Sonra arka dallarından, hemen yanındakinin arka dallarından, içe bakan, yani bobetin içine bakacak olanlar, dışındaki dalları bırakıyoruz. 4 adet kaydırmamı yaptım. Geriye döndüm. Son sıramızı gideceğiz. İkinciye şöyle göstereyim yakından. Şu ikinciye batarak sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. Evet, sonuna doğru geliyoruz. Son sık iğnemizi yaptık. Ve burada da yine içe bakan kısımlarından iç dallarını alarak 4 kaydırma yapıyorum. Ve ipimi keseceğim.
zaten bir zincir çektim, ipimi kestim. Burası, şu kenar kısımları kapanacak. Şu kaydırmayı gittiğimizde kenarlarını da ön modelini kurduktan sonra bu tarafa doğru öreceğiz artık taban kenarını. Bakın şu şekilde göstereyim tekrar arkadaşlar. Gayet muazzam, muntazam bir taban yükseltme, topuk yükseltme oluyor. Şimdi ördüğümüzde daha da düzgün görünecek. Şöyle de göstereyim yandan. Şimdi burada bitirdik. Ön kısmına başlayacağız. Şu modelimizi. Yine önden, burundan tam tepeyi buluyoruz. Tepede. Ama şöyle çeviriyorum. Şuraydı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sağa doğru saydım. Tığımı iç dalından aldım yine tekrar. 5 de sola olacak. 11 adet. Başlıyorum. 1. 11 adet ama saydığımız toplamda 9 sık iğnemiz olacak. 2 sondan ve baştan 2 alıyoruz. İlkine batmıştım zaten. Hemen yanındakine de iç dalından alarak ikisini birlikte topluyorum. Yani ikisi birlikte 1 ve 2, 1 sık iğne oldu. Yanındakine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10'u aldım ilmeğini, 11'i de aldım, üçünü birlikte çekiyorum arkadaşlar. 10 ve 11'i de birlikte çıkardım. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sırayla başlamış olduk. Tekrardan sayalım. 1 2 3 4 5 10. Evet, doğru. 5 5 11. Bu şekilde tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir tane fazla yapmışım ben. 10 ve 11'i birlikte alıyoruz. Toplamda 9 adet sık iğnemiz olacak. 2 4 6 9 Hemen iki tane yandan kaydırmamı yapıyorum. Şöyle tığımı alta, ipimi üste alıyorum. Diğer babetlerimde de görmüşsünüzdür. Alttan ipimi geçirip ilmeğimin içinden, sonra tığımdan çıkarıyorum. Geriye döndüm. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Diğer babetlerde yanlardan artırma yaptığımız için İkincilerden başlıyorduk hep, ikinci zincirlere batarak sık iğne yaparak. Şimdi bu modelde de her seferinde, bakın yakından göstereyim, 1 2 3'üncüye, yani bu ikinci değil üçüncüye sık iğne yaptım. 1 2 3 4 4 adet sık iğne yaptım arkadaşlar. Ortada tam 5. oluyor. 1 2 3 adet aynı yere sık iğne yaptım. Yani 4 sağda, 4 solda kalıyor. Şimdi 4 bu tarafta sık iğne yaptım. Ortadaki, yanındaki 5.'ye 3 adet battım. Şimdi tekrar yanında 1 2 3 ve 4. sık iğneyi yaptım. 2 tane de iç dalından kaydırma
yapıyorum alarak geriye döndüm. İlk sıramızı yaptık. Şimdi yine 1, 2, 3'üncüye batıyoruz. Üçüncüye batıyoruz arkadaşlar. Burada bu sırada ortadan 3 tane yapmıyoruz. Her sık iğneye 1 batıyoruz. Yani ön yüzünde tam ortadaki aynı yere 3 sık iğne yaptığımız, arttırdığımız yere arkadan dönerken bu taraftan tersten döndüğümüzde direkt örüyoruz sık iğnemizi. Bu sırada yapmıyoruz. Ama her sırada üçüncüye batıyoruz. Yani yanlardan kesinlikle arttırma yok. Yine alttan şöyle kaydırmamı yaptım. Geriye döndüm. Yine ön kısmı bize bakacak yere geldik. 2 değil, üçüncüye yine sık iğne yapıyorum. Burada da 5 adet yaptıktan sonra ortadaki 6'ncıya denk geliyor. Oraya 3 adet sık iğne yapıyorum. Yani her ön yüzüne baktığımız yerlerde ters de dönerken direkt sık iğne yapıyoruz. Ön taraftan sola giderken bu tarafa giderken 3 batıyoruz tam ortadakine. İlk de 4'tü, şimdi 5 yaptık. Tam ortada 6'ncıya 3 sık iğne doldum. Yine kenarlarda 5 oldu. Kaydırmamızı iç dalından alarak yapıyoruz 2 adet. Yine geriye döndük. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Bu şekilde birkaç sıra göstereyim. Zaten tekniğini öğrendiniz. Yine terse döndüm. İkinci değil, üçüncüye. Her seferinde üçüncüden başlıyoruz arkadaşlar. Kenarlarda artırma yapmıyoruz. Burada yine ortada 3 adet batmıyoruz. Her yer, her tek sık iğne üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Sadece ön yüzünden geldiğimiz taraflarda, yani kısımlarda ördüğümüz yerlerde ortaya 3 batıyoruz. Terste döndüğümüzde normal düz örüyoruz. Yani bu sırada arttırma yaptığımız arttırmayı biz aslında 3 battığımız yerde yapıyoruz. 2 sıranınkini de şöyle yine alttan alıyorum. Kaydırdım. 2 adet tekrar düz yüzüne döndüm. Yine üçüncüye batıyorum. 1 2 3 4 5 Burada da 6 adet olmuş oldu zincirimiz. İlk artırma yaptığım yerde ilk sırada 4, ikinci de 5, burada 6. 7'ye 3 kez sık iğne yapacağım. Çok basit arkadaşlar. Örmesi de zevkli. Yine kaydırma iç dallarından 2 adet alarak yaptım. Tekrar ters yüzünden üçüncüye batarak her sık iğne üzerine bir sık iğne örerek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, burada size anlatmak istediğim kısım zaten çok basit. Siz de şu an tekniğini çözmüşsünüzdür. Bu 14 diş olana kadar aynı bu şekilde devam ediyoruz, ilerliyoruz babetimizi. Yani başka hiçbir şey yok, yani anlatabileceğim, gösterebileceğim
zor bir kısmı yok. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 37 numara için ben 14 diş dediğim, yani toplamda 28 sıra sık iğne oluyor. Dönüp gelip gitmeli terse düze. Yani şu dişleri sayıyorum ben. Her iki sık iğne sırası bir dişe denk geliyor. 14 sıra yaptım. Siz bunu 37, 37'de 30 veya 37, 37'den aşağıdaki numaralarda 13 adet yapabilirsiniz bu dişleri. Büyük numaralarda 14 adet yeterli oluyor. Şimdi bunu yapalım. Daha zaman kısıtlı olduğu için arkadaşlar, çok zamanımızı almasın videoda da. Çünkü göstereceğim başka detay yerleri de var. Oralara ayıralım zamanımızı. İnşallah bu kısmını yapalım. 14 sıra aynı sistem. Kenarlarda kesinlikle arttırmamız yok. Hep üçüncüye batarak, dönüşte de gelişte de. Sadece şu ön kısmında, ön kısmını yaparken şu taraftan 3 batıyoruz tam ortaya. Arkadan gelirken de komple düz sık iğne örüyoruz. Yani arttırma yapmıyoruz arkaki sıralarda. Son 2 sırayı, bir sırayı yine ben göstereceğim. Birlikte öreceğiz inşallah. Bunu devam edelim, örelim. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle ben 13 sıra oldu. Son sırasını yine birlikte yapmak istedim. Göstermek adına 2 kaydırmamı yaptım. Yine aynı üçüncüye batarak şöyle bu yüzünde ortada, tam ortada kenarda, sağda ve soldaki sayısı, iğne sayısı aynı olacak. Tam ortada tekleri kalana da 3 adet sık iğne yapıyoruz. Aynı sık iğne içerisine. Bakın zaten belli oluyor. Şu boşluk, şu sırayı görüyorsunuz. Tam tepeye geliyor. Bunun içerisine 3 adet sık iğne yapıp artırmamızı yapıyoruz. Yine kalan sık iğneleri tek batarak sonuna kadar devam ediyoruz. Döndüm iç kısmına doğru, arka tarafını tersten ördüğüm yerde ben biraz ördüm. Burada bu 3 battığımız yerleri hiç çift batmadan her birine bir batarak, yani artırma yapmıyoruz. Aynı başlarken ördüğümüz 3 sıra gibi örüyoruz burayı da. Yine sonuna geldim. 2 adet kaydırmamı tekrar ön kısmına çevirdim. Yine üçüncüye batarak son kenarı gidiyoruz. Yine ortaya geldim. Burada da 3 adet sık iğnemi yapıp arttırdık yani. Sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar, şimdi ön modelini yaptık bobetimizin. Geldik şu kenar kısımlarına. Direkt buraya geldim. Zaten topuk yükseltmemizi yapmıştık. İpimizi kırmadan hemen bakın burada arka dallarından yine alarak sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Gördünüz. Hemen bir yanındakinin sık iğnemizi alarak örmeye devam ediyoruz. İç dallarından. Şurada tekte kalan, dışarı bakan tek dalları kalacak. Biz iç dallarını örüyoruz.
burayı en son kenarlarını da bitirdikten sonra kaydırıma gideceğiz. Bu dışarıda kalan dalların komplesini önden başlayarak komple döneceğiz böyle. Yine tarafa gidildiğinde göstereceğim şimdi. Şunu da bitirelim. Şöyle gelelim. Topuğumuzu yükselttiğimiz yere kadar arka dalından aldık. Burada yanılgı olmasın. Burada zaten biz arka dallarını hep bırakmıştık. Tekrar göstereyim. Bakın yakından. Burada bırakmıştık arka dallarını arkadaşlar. Şimdi biz burada bakın arka dalları hep dışarıda. Direkt şu ilk gizleyeceğimiz yeri saymıyorum. Hemen buraya bakın. Son kaydırma yaptığım yer vardı ya. Bu tarafa dönerken topuk yükselttiğimde. Onun içerisine direkt sık iğne yapıyoruz. İpimi de çekiştirdim. Bakın düzeldi. Hemen bir yanındaki iğne kaydırmanın içine 4 adet kaydırma yapmıştık. Takip ettiysek dikkatli. Adım adım neyi söylediğim, hangi kısmı söylediğimi anlayacaksınız. Şimdi biraz o kaydırmaların üzerine batarken zorlanıyoruz. İpimizi de arkadan gizleyerek devam edelim. Sık iğne. Şurada ipim kaldı. Onu da almak istiyorum. Komple artık düz sık iğne örüyoruz. Arka dal alma işlemimiz bitti yani. Burada kaldı. Zaten biz bu topuğu yükseltmede bunu yaptık. Bu kısımlar da kapanacak arkadaşlar. Şu kenar kaydırmalarını yaptık. Daha sonra onlar içe doğru kalıyor. Hiç merak etmeyin. Bakın hiçbir şekilde belli olmuyor. Burada başlangıç yeri olduğu için geri dönüş yerleri orada hafif bir potluk görünüyor. Onu sıkıntı değil. Ördüğünüzde siz de göreceksiniz sonucu. Bu şekilde devam edelim. Sonuna geldim. Yine kaydırma yaptığımın sonuna sık iğneyi yapıyorum. Bundan sonrasını yine şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle arka dalını yine iç dalını alarak devam ediyorum. Sık iğneyi yaptım. Hemen yanındaki iç dalına sık iğne yaparak devam ediyoruz. Buradaki sık iğne arka dalı sırası bozulmasın. Komple gideceğimiz için sonunda en son şu kısmı bahsettim. Yer. Böyle iç dallarından alarak sık iğne yapalım. Son arka dalını da aldım. Şimdi arkadaşlar şöyle sık iğnemizin, babetimizin ön modelinin ilk sık iğnesine kaydırmayla birleştirdim. İkinciyi de birleştirdim. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3'üncüye. Bakın 2, bu 2, bu 3 oluyor. Üçüncüye sık iğne yaparak devam ediyoruz. Artık hiçbir işlem yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 sıra yine 3 diş olacak. 6 sıra sık iğne olacak arkadaşlar. Şu kısım yine 3 diş olacak. Şu üst sıra 6 sıra sık iğnemizi örelim. Hiç topuklu yükseltme falan daha yapmıyoruz. Dümdüz sık iğne örerek devam ediyoruz. Şuraya kadar örelim. Ben yine buralarda size göstereceğim. Yeni başlayanlar için özellikle yapıyorum. Bunları tekrar anlatmıştım önceki videolarımda ama. Evet, sonuna geldim yine. İkinci sıra sık iğnemizi gittik. Hemen şöyle dibindeki aradakini bırakıyorum. Şöyle modelimizin ilk başlangıç. Yani kenardaki ilk sık iğneye bir adet. Yanındakine iki adet kaydırıp bu şekilde üçüncü iğne batarak geriye döndüm. Yine sık iğne yaparak devam edelim. Topukta bakın şöyle hiç artırma daha yapmıyoruz. Artırma işlemimiz bitmiştir. Bu şekilde örüyoruz dümdüz. Bu tarafa doğru gelelim. Yine sonuna geldik. Burada da dibine sık iğneyi yapıp hemen bir diğer sık iğneye ikinciye de kaydırma yapıyoruz. Yani burada bir değil iki kaydırma alıyoruz önden de. Döndüğümüzde de iki değil üçüncüye batarak sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde ön kısımlardan her geldiğimizde iki adet alıyoruz. Şu sık iğnelere iki adet kaydırma yapıyoruz. Burada da burada da her seferinde 6 sıra örüp buraya kadar gelelim arkadaşlar. 6 sıra komple 2-3 diş olacak yine. Sık iğnemiz olacak. Göstermeme daha gerek yok. Zaman geçiyor. Şöyle göstereyim ön modelimizi. Ördükçe, monte ettikçe de bobitimiz şekillenecek. Devam edelim arkadaşlar. Böyle dönmeli. Bu tarafa bu tarafa 6 sıra yapalım. Şu kenarlardan ön modelinden de 2 adet kaydırma yaparak bitirelim. Evet arkadaşlar, son sık iğnemi de yaptım. Yine aynı 2 tane kaydırmayı yapıyorum. Geriye döndüm. Bakın 3 diş toplamda 6 sıra yaptık. 3 diş sık iğnemiz. Şimdi yine 2 kaydırmayı yaptıktan sonra 3.'ye batarak kaydırma son sırada kaydırmayı yapacağız. Şöyle kaydırma yaparak komple popetimizin kenarlarını böyle kaydırma yaparak ön model yüzünü de yapıyoruz kaydırma. Bu şekilde dönüp buraya kadar başladığımız yerde bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle komple kaydırma yaptık. Ön kısmını da yaptım. Şöyle içe çekeceğim ben bunu, ilmeği alt tarafa. Burada bitireceğiz. Şöyle sıktım, bir zincir çektim. Burada bobetimizi bitiriyoruz. İçeriden de gizleyerek kaydırarak bu şekilde tamamladık. Şimdi şu kısmı yapacağız. Bunu da eklemeden, monte etmeden şu dal kaydırma kısmını şuradan başlıyoruz. Tam yine ben tam şu kenardan ilmeğimi aldım. Dışarıda kalan kısımlarından bahsediyorum. Hemen yanındakine kaydırdım.
Bunu da arkaya alalım. Bunu babetin içine tığla geçiririz. Ters tarafa yapıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Şöyle bu tarafa doğru arka kalan dallarını alarak dışarıda bıraktığımız, yani şunu alt. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın, bu kapatıyor kenar kısımlarını. Yaptığımız zaman görüyorsunuz, kapandı. Bu şey görünmeyen yerleri de, yani birazcık potluk olan yerlerde kapatıyor bu. Bu şekilde bu tarafa doğru komple dışarıda bıraktığımız her dalını kaydırma yaparak örüyoruz. Sürekli soluma soluma aklımda kaldığı için unuttum. Bu da Ayfer arkadaşıma ait bir uygulama. Emeklerine sağlık olsun buradan tekrar. Instagram sayfasında birbirinden güzel modelleri arkadaşlar takip edebilirsiniz. Ayferkaya 58 Instagram sayfası arkadaşımın. İnşallah bu videoları da beğenirseniz, beğeniyorsanız beğeni butonuna basabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bol beğeni ve yorum olursa inşallah oldukça emeklerimiz değer gördükçe hak ettiği değeri, diğer modellerin de anlatımı gelecek inşallah arkadaşlar. Tüm detayları da oldukça gösteriyorum, veriyorum. Profesyonel değilim. En azından kendi adıma konuşayım. Eksiklerimiz, hatalarımız da oluyor. O yüzden affınıza sığınıyoruz. Kusura bakmayın. Bu şekilde devam edelim. Bakın burada gayet gördünüz görüntüyü. Sonuna kadar, buraya kadar örelim kaydırmayı. Evet, sonuncusuna da battım. Burada da bir zincir çektim. İpimi kırdım arkadaşlar. Burada içeriye bunları alıp topuk kısmında burada gizleyip kaybedelim arkadaşlar. Sonra taban tığlamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi taban bitirdik, hallettik kenarlı kısımlarında. Şimdi elim biraz sık olduğu için biraz bozuk
görünebilir. Tabana mont ettiğimizde daha da şık duracaktır. Bakın kenar kısımları da kayboldu. Şimdi taban tığlamamızı yapalım. Şurada patiğimiz beklesin. Taban tığlamayı da patik olarak da böyle kullanabilirsiniz. Tabansız örgü tabanda bir önceki videomda var. Hazır taban üzerine de mont edeceğim. 37 numara bir taban. 5 numara 1.50 milim tığla tığlayacağım. Delikler küçük olduğu için de daha ince bir tığ kullanıyorum. Şöyle bir düğüm atıyorum tabanına. İpimi de arkaya alıyorum. Deri olan tarafı bana bakıyor. Yani hazır taban üzerine direkt yapabilirsiniz tığlama sayılarıyla. Tığlamayı da çokça soru geliyor. Nasıl sayılarını ayarlıyorsunuz arkadaşlar? Bazen bu topukta mesela burada geniş oluyor delik mesafeleri. 4 dolduğum oluyor. 5 bile oluyor. Mesela burada yakın bir mesafede bu deliği. Şimdi ben buna ilk sık iğnemi yaparak hemen atlıyorum. Bakın kapandı hemen. Aradaki mesafe 3, burada 4 doldum. Burada da bazen bu herhalde şeyden çıkış yerlerinde. Bakın şimdi de mesafe genişlikte burada 4 doldum. Siz onu ayarlayın. Geniş veya dar oluşuna göre. Burada da 4 doldum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 arkadan da ipimi gizledim. 3 dolarak devam ediyorum. Burun kısmında tam tepedeki hariç 3 kalana kadar 3 dolalım. Evet. Buraya kadar 3 doldum. Şimdi topuk burundaki en tepe değil. Şu 1, 2, 3'e 4 adet. 2 3 4 1 2 3 4 4 en tepedeki burundaki en tepedekine 5 adet dolayacağım. Şöyle 5 adet. Taban tığlama videomda var detaylı. Önceki videolarıma bakabilirsiniz. Yeni başlayanlar için. Yine bu tarafta 3 taneye 4 doluyorum. Bir, iki, üç. Üç taneye dört doldum. Artık yine topukta iki kalana kadar üç doluyoruz. Bir, iki, üç doldum. Bir, iki, üç, dört doldum. Burada beş. Burayı da artık üç dolarak devam edelim. Evet, geldik. Şimdi burada dört doluyorum. Bir sıra erken başladım 37 numarada, çünkü mesafeleri dediğim gibi bayağı aralık olduğu için. Dört. Beş.
Arkadaşlar bir de şimdi hazır tabanı, hani örgü taban, içi örgü dışı hazır taban yapıyoruz. Birkaç çok arkadaşım böyle yapıyor. Daha kullanışlı derseniz neden? Örgü tabanlı kullan, direkt hazır taban üzerine hani yapıldığı zaman da çok şık duruyor. O şekilde kullanan arkadaşlarım var, yapanlar. Ama bu hazır taban üzerine monta ettiğiniz zaman ileride patiyi söküp, yani hani hazır taban deforme olunca tekrar başka bir taban üzerine monta edebilirsiniz. Sağlam olduğu sürece üstteki patiğiniz uzun ömürlü kullanabilirsiniz babetlerinizi. 3 tane doldum. Buraya bir tane karşıya batıp direkt ilk başladığım sık iğne ile burayı da üçledim. Burada topukta tepeye 2 tane tam gelmiş oldu denk. Şimdi babetimi çevirdim, patiğimi tam ortaya denk gelmediği için arkadaşlar bunu ayarlayın siz de. Çünkü bazı tabanlarda böyle tam tepede olmuyor bu delik, sıkıntı olmuyor. Şöyle tam tepesi tabanımızın, örgü tabanımızın tam tepesi şuysa 2 zincir soldan başlayarak bakın denk getirebilirsiniz. Bu tarafta da olsa bu tarafa doğru kayın. Yani bunu göz kararı ben yapıyorum sürekli. Şurayı tekrar sabitleyeyim. Hemen şurada tam tepeye denk gelmediği için örgü tabanımın da bu tarafından aldım. Bunu sık iğne ile de videosu var. O şekilde zaten çok sık yapıyordum. Bu ara bir kaydırma yöntemiyle ekliyorum, monte ediyorum tabanları. Siz sık iğneyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde bu tabandan iki dalını alıyorum, iki sık iğneyi, örgü tabandan da dışarıda kalan tek dalını, buradan iki, buradan tek dalını, buradan 2, buradan tek dalını. Sayıları denk gelmediği zamanda diyelim örgü tabandaki kenarlar 3 fazla bundan, oraya çift batın. Buradaki fazlaysa burayı çift alın. Aralarda kaydırın ya, yani aralarda o şekilde birkaç kez uygulayabilirsiniz. Mesela göstereyim bir tane. Ben şimdi battığım aynı yere, örgü tabanda aynı yere tekrar batarak hazır tabanda aynı yere batıyorum ama örgü tabanda bir yanındakine battım. Eşitledim. Sayımı da top yaklaştığım zaman burunda orada sayıyorum. Tam tepeye denk getirmek için. Biraz örelim. Orayı da yine göstereceğim tekrar. Şimdi tam hazır tabanda buradan saydım buraya. 34 adet ilmeğim var. Tam tepeyi bu tarafa saydım. Örgü tabandan da tam saydım. 33 ilmeğim çıktı. Yani hazır tabandan bir fazla çıktığı için ben mesela bunu eşitlemek için hazır tabanın dalını alıyorum, sık iğnesini. Örgü tabanda da aynı yere batarak bunu eşitliyorum. Bu kadar basit. Yani önemli olan bu taban monteleme işlerinde şu topukla örgü tabanla hazır tabanın tam burun kısmı, tam topuk kısmındaki en tepelerinin bir aynı yerde hizada olması. Şimdi ben her birine eşitlendi, her birine sık iğne ile her bir dalı alacağım. Daha çift hiç gerek yok atmaya, denk geliyor sayılarım. Bu şekilde devam edelim. Burayı göstermek için ben sadece şimdi ara verdim. Şimdi devam edelim sonuna kadar. Evet arkadaşlar, tabanımızı komple tığladım. Bakın arada hiç boşluk. Bu şekilde de tığlama çok güzel oluyor. Kesinlikle boşluk falan olmuyor. Şimdi şöyle geriye dönüyorum. Size yeni bir yöntem. Bu da Ayfer arkadaşıma ait bir uygulama. Emeğine yüreğine sağlık. Şu kenardaki şu kaydırma var ya arkadaşlar, bunu size göstereceğim. Bu da şu aradaki
Bakın şu boşlukları kapatıyor. Şöyle. Bir zincir çekeyim. Şu arada boşlukları bu tarafa doğru kaydırma yaparak örüyoruz. Son işlemimiz olacak. Tekrar birkaç tane daha göstereyim. Bakın bu kapatıyor şu aradaki görüntüyü. Yani aklına fikrine sağlık diyorum. Gerçekten çok muazzam, çok beğeniyorum. Yaptığı her işi ayrı güzel. Teşekkür ediyorum tekrardan buradan kendisine. Şöyle ipimi çekerek tekrar nereden aldığımı göstereyim. Şu araları. Zaten tığ içeri batırınca nereyi dediğimi çözeceksiniz siz de. Bu sırayı da komple gidelim böyle sıra sonuna kadar bitirelim. Bakın bu ara boşlukları kapandı bu kaydırmayla birlikte. Sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar, buraya kadar yaptım. Burada ipimi keseceğim. Yine içeriye alacağım burada. Bu şekilde içeriden gizleyelim. Kenarlarını da gittik. Evet arkadaşlar. Sol taraftaki babetimizi de tamamladık. Bu şekilde yaptık. Topuk yükseltme. Gayet kenarlarını da kaydırmayla geçtik. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayfer arkadaşıma da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Instagram sayfası da ayferkay58. Çok güzel modelleri var. Takip ederek destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma da abonelik ücretsizdir. Abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Çiçeğin videosunda bir sonraki videoda inşallah göstereceğim yapımını.